Radyo tiyatrosu. Bire 10 vardı. Yazan William İriş, çeviren Leyla Soykut, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Metin Çoban, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Queen Erhan Yazıcıoğlu, Briki Nilgün Barlas, birinci adam İlyas Salman, polis Mahmut Gökgöz, eczacı Saltuk Kaplangı, hemşire Uğur Altıntak, İkinci adam Ersun Kazançel, ebe Vildan Balçıl, şoför Cengiz Keskin Kılıç, Alan Dirsen Kaplangı, Harry Özkan Gürol, Barbara Gül Vergon, birinci kadın Nedret Ener, İkinci kadın Betül Alabora, Holmes Gökhan Mete, garson Yavuz Şeker, Mary Neşe Erçetin, katip Hakan Altıner, Joanne Gül Gülgün, Griff Metin Çeliker. Bu gece ne kadar kalabalık burası. Evet. Burası her zaman bu kadar kalabalık olur mu? Hayır, kapandıktan sonra kimse kalmaz. Biliyor musunuz, ben buraya ilk kez geliyorum. Öyle mi? Hey, dikkat edin, ayağıma bakıyorsun. Özür dilerim, ben onu fazla dans etmesini bilmem. Madem dans etmesini bilmiyorsunuz, niçin buraya geldiniz? Haklısınız. Ama niçin geldiğimi ben de bilmiyorum. Burada çalışma koşunuza gidiyor mu? Ne demezsiniz, bayılıyorum. Bana bakın, verdiğiniz 10 sent karşılığında sizinle dans ediyorum ya, yetmez mi? Ayrıca konuşmak zorunda değilim, anlıyor musunuz? Evet, haklısınız. Ne oldu? Müzik niye sustu? Saat 1:10 var delikanlı. Bu demektir ki dans salonumuz kapanıyor. Yani... Evet, ödediğiniz 10 sentlik eğlence bitmiştir. Size iyi geceler. İyi ama bu biletleri ne yapacağım ben? Ne kadar da çok bilet almışsınız. Yoksa bütün bir hafta dans etmeye mi niyetliydiniz? Kaç bilet aldınız? Hatırlamıyorum. $10 galiba. Benim istediğim sadece buraya girmekti. İyi ama burada en az 100 danslık bilet var. Bir gece içinde bu kadar çok dans parçası çalınmaz ki. Bilmiyorum. Şimdi bu biletleri ne yapacaksınız? Kasaya bakan adam da gitti. Artık paranızı geri de alamazsınız. Ben parayı geri istemiyorum ki. O halde yarın gelin. Bu biletler bitinceye kadar her gün gelebilirsiniz. Tekrar geleceğimi hiç sanmıyorum. Bakın, alın bu biletleri, sizin olsun. Siz onları iade edersiniz, olmaz mı? Hayır, istemiyorum. Nedenini bilmiyorum ama bu biletleri kabul edemem. Bakın, bir daha buraya gelemeyeceğim. Benim hiçbir işime yaramaz artık bu biletler. Özür dilerim ama kazanmadığım bir parayı kabul edemem. Neyse, iyi geceler. Hey güzel kız, böyle acele acele nereye? Ne istiyorsun, kimsin? Allah Allah, beni tanımadın mı yoksa? Hafızan ne kadar zayıflamış. Hafızam zayıf değil, geçen gece seninle dans ettim diye konuşmaya mecbur olduğumu sanıyorsan aldanıyorsun. Çekil yolumdan. Anlaşıldı, güzellikle yola gelmeyeceksin. Seni serser utanmaz adam. Benimle gel diyorum sana, yoksa fena olacak. Kolumu bırakmazsan bağıracağım. İstediğin kadar bağır, kimse sesini duymaz. Affedersiniz bayan, size yardım edebilir miyim? Bir de soruyorsunuz, görmüyor musunuz halimi? Hey, sen de kim oluyorsun be? Ne karışıyorsun işime? Eğer kendinde yeteri kadar kuvvet bulamıyorsan bir polis çağır delikanlı. Polise gerek yok bayan. Bırak kızın kolunu, zorla güzellik olmaz. Çekil be tüysüz herif, işime karışma. Sana gitmeni söyledim. Anlaşıldı, sırtın kaşınıyor senin delikanlı. Gel bakalım. Sen istedin, al bakalım.
Durun, Allah aşkına vurmayın. Görmüyor musunuz, bayıldı galiba. Gebersin namussuz. Gelin gidelim buradan. Teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu gece başıma çok kötü şeyler gelebilirdi. Hiç önemli değil. Adım Queen Williams. Memnun oldum. İsterseniz gideceğiniz yere kadar sizinle geleyim. Nasıl isterseniz. Gideceğim yer zaten uzak değil. Oldukça zor bir hayatınız var. Her gün gecenin bu saatinde işten çıkıp eve gitmeniz bir hayli mesele oluyor sana. Öyle ama alıştık artık. Ekmek parası, ne yaparsınız? Niye durmadan arkanıza bakıyorsunuz? Merak etmeyin, tekrar gelmez artık o adam. Yok, hayır, o adama bakmıyordum. Yoksa çekindiğiniz bir şey mi var? Yok yok, kimden çekineceğim ki? Size öyle gelmiş olacak. Salon kapandıktan sonra niye gitmediniz? Yoksa beni mi bekliyordunuz? Hayır, kimseyi beklemiyordum. Bilmiyordum. Yani ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilmiyordum. Nerede kalıyorsunuz? Ben mi? Hiçbir yerde. Yani yatacak yeriniz yok mu sizin? Yok canım, onu demek istemedim. Neyse, boş verin. İşte geldik. İyi geceler. Gidiyor musunuz? Evet, çünkü evime geldim. Beni o adamdan kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim. Önemli değil. Görevimi yaptım ben. Hadi iyi geceler. Belki tekrar görüşürüz. İyi geceler. İyi ama niye merdivenlere oturdunuz? Özür dilerim. Yorulmuştum da. Yoksa sizi rahatsız mı ediyor? Bakın, esrarlı bir haliniz var. Yürürken devamlı sizi düşündüm. Bir derdiniz var ama anlayamadım. Yo yo, hiçbir derdim yok benim. Eğer kalacak bir yeriniz yoksa... Evet. Bu gece benim dairemde kalabilirsiniz ama yarın sabah gitmek şart. Teşekkür ederim. Yalnız şunu kafana iyice yerleştir. Ben seni sadece uyuyasın diye çağırdım. Aklına başka bir şey gelmesin, tamam mı? Yemin ederim ki aklımdan kötü bir şey geçmiyor. Zaten bir erkek bir kadına baktı mı onun ne çeşit bir insan olduğunu hemen anlar. Öyle mi? O halde benim rastladığım erkeklerin çoğu bunu fark etmesini bilmiyorlar. Göz doktoruna gitmeleri lazım. Bana inanabilirsiniz. Şşt, alçak sesle konuşun. Yandaki odada ihtiyar bir kadın oturuyor. Kulakları deliktir. Eve adam aldığımı duyarsa önüne gelene söyler sonra. Peki, merak etmeyin. Şöyle iskemleye otur bakalım delikanlı. Ceketini de yatağın üzerine koyabilirsin. Teşekkür ederim. Ben çay suyunu koyayım. Masanın üzerindeki mektubu da yatağın üzerine koy lütfen. Kalabalık yapmasın. Peki. Bakar mısın biraz? Ne var, ne oldu? Bu mektubun gideceği yer Glen Falls mu? Evet, anneme yazmıştım. Göndermeyi unuttum. Niye sordun? Tanrım, yoksa sen Glen Falls'lu musun? Evet, ama niye heyecanlandın birdenbire? İnanılmayacak bir şey. Orası benim de memleketim. Çocukluğumdan beri orada otururum. Buraya geleli daha bir yıl oldu. Demek siz de oralısınız ha? Peki hangi sokakta oturuyordunuz? Hani Çamlık Sokağı'nın hemen yanında, Meşe Sokağı'na giderken köşeyi döndükten sonraki ikinci ev. Biz de nerede oturuyorduk biliyor musun? Emmett Sokağı'nda. İnanılacak gibi değil. Nasıl oldu da seninle oradayken tanışmadık? Bilmem. Dedim ya, ben buraya geleli daha bir yıl oldu. Bense 5 yıldır buradayım. Sigaran var mı? Tabii. Al yak. Teşekkür ederim Queen. İyi ama daha adını bile söylemedin bana. Ah, sahi unuttum. Adım Bricky Coleman. Seninle tanıştığıma sevindim Bricky. Ben de öyle Queen. Aslında ben hiç burada olmamalıydım Queen. Burası benim yerim değil. Annemi de o kadar özledim ki. Neden memleketine dönmüyorsun Bricky? Bunu denemedin mi sanıyorsun? Otobüslerin kalkış saatini bile ezbere biliyorum. Kaç defa gidip sordum. Kaç defa bilet alıp son anda iade ettim biliyor musun? Ama olmadı bir türlü. Beni New York'a bağlayan bir şeyler var. Kopamıyorum bu kez. Neden? Seni buraya bağlayan şeyler ne? Evden ayrılırken New York'ta başarılı olacağıma inanıyordum. Zavallı annem benim burada bir revüde çalıştığımı sanıyor. Onların karşısına hiçbir şey yapamadan çıkmak beni kahreder. Anlıyor musun Queen? Anlıyorum ama şimdiki işin çok zor Bricky. Biliyorum. Hayatım nedir sanki? Bir dans salonunda elinde bileti olan herkesle saatlerce dans etmek. Oysa annemi ve bizim oraları öylesine özledim ki. Oralara dönmeye cesaretim yok. Evet ama annene her şeyi söylersin. O senin annen, yabancın değil ki. Beni düşündüren annem değil Queen. Komşularımız. Zavallı kadın herkese benim bir evde yıldız olduğumu anlatıp durmuştur. Onun dünyasını yıkama. Her şeye rağmen senin gibi genç ve güzel bir kızın New York gibi bir bataklıkta yaşaması çok zor belki. Git bu kentten. Git. Git hayatını bir düzene sok. Olmuyor Queen. Bunun için yeteri kadar güçlü değilim.
Belki de yanımda birisi olsaydı dönerdim kendi kendime. Keşke sana dün rastlasaydım Brick. Ne olurdu diğer gençler gibi o dans salonuna daha önceleri de gelseydim. Bak Queen, senin bir derdin var ama söylemiyorsun. Neyse, çok geç oldu, ben gideyim. Seni daha fazla tutmayayım. Seni arıyorlar değil mi Queen? Evet. Daha doğrusu beni aramaya yarın başlayacaklar. Neden? Ne yaptın? Kasa soydum. Zengin bir adamın evindeki kasayı soydum Brick. Yani hırsızlık. Fakat niye yaptın bunu Queen? Bilmiyorum Brick. Oldu bir kere işte. Anlat bana, her şeyi anlat. Düne kadar bir elektrikçinin yanında çalışıyordum. Ama aldığım parayla karnımı bile zor doyuruyordum. Geçen hafta Stephen Griffiths adında bir adamın evine priz takmaya gitmiştim. Adını işitmiş miydin hiç? Hayır, ne iş yapıyormuş? Çok zengin bir adammış. Bizim patron söylemişti, sık sık gazetelerin sosyete sayfasında resimleri çıkarmış. Neyse, bu tarafını bırak, olayı anlat sen. Prizi takarken bir ara adamı duvardaki kasasını açarken gördüm. Kasayı duvarın üzerindeki bir tabloyla gizliyordu. Kasanın içinde para vardı Brick'i. Hem de çok para. Hayatımda görmediğim, göremeyeceğim kadar çok paraydı bu. Anlıyorum seni, sonra? İşimi bitirdikten sonra giderken masanın üzerinde duran kapının anahtarını gizlice cebime attım. Kimse görmedi. Zaten adam koca evde yalnız başına yaşıyordu. Sonra o evi soymaya mı gittin Queen? Evet Brick. Hem de bu akşam. Stephen yanında güzel bir kadınla evden çıkınca doğru dairesine çıktım. Anahtarla kapıyı açarak içeri girdim. Sonra da tabloyu indirerek açtım kasayı. Peki kasa kilitli değil miydi? Hayır, sanki şeytan benimleydi. Sonra ceplerimi doldurabildiğim kadar parayla doldurup kaçtım oradan. O kasadan kaç para aldın Queen? 13 bin dolar. 13 bin dolar mı dedin? Ama bu büyük bir servet Queen. Ne yaptın bu paraları? Hiçbir şey Brick. Parasız zamanında lokantaların önünde özellikle durur, o nefis yemek kokularını içime sindirirdim. Ah, bir param olsa neler yapacağımı bilirim ben derdim. Ama kazın ayağı öyle değilmiş Brick. Lokmalar sanki gırtlağıma diziliyordu. Yemeden kalkıp kaçtım o lokantadan. İşte sonra da senin çalıştığın o dans salonuna geldim. Gerisini biliyorsun zaten. Şimdi ne yapacaksın Queen? Ne yapabilirim ki? Bekleyeceğim. Nasıl olsa bu işi benim yaptığımı anlayacaklar. Bir sürü parmak izi var evin içinde. Belki de senin yaptığını anlamazlar. Anlarlar. Stephen yarın sabah 9'da kasasını açtığı zaman paralarının çalındığını da anlayacak. Sonra polise telefon açacak. Bir sürü araştırma, soruşturma derken gelip yakama yapışacaklar. Desene başın iyice dertte senin. Peki niye kaçmıyorsun? Hayır Brick, bunun hiçbir faydası olmaz. Nereye gidersem gideyim eninde sonunda onlar kazançlı çıkar. Polisi aldatamazsın. Sana bir şey söylemek istiyorum Queen. Beraberce memleketimize dönsek, orada tekrar sıfırdan başlasak hayatımız olmaz mı? Şansımızı bir denesek, sabah 6'da kalkan otobüse beraberce binsek ve New York denen bu lanet kentten ayrılsak ha? Benim için çok geç Brick. Belki birkaç saat evvel olsaydı söylediğini gerçekten yapabilirdik. Ama bu birkaç saat benim tüm hayatımı alt üst etti. Benim için çok geç Brick. Hayır çok Queen, geç değil. İnsanların doğru yolu seçmesi için hiçbir zaman vakit geç olmamıştır. Sen git Brick. Sen daha her şeyini yitirmedin. Benim gibi lekeli değilsin. Beni daha ilk durakta yakalarlar. Bak, istersen seni otobüs terminaline kadar götüreyim. Hatta otobüs kalkıncaya kadar bekleyeyim orada. El sallayayım sana. Ne dersin? Tek başıma gidemem. Sana anlatmıştım. Bu işi tek başıma yapacak kadar güçlü değilim. Ya beraber gideriz ya da gitmeyiz. Beraber gidemeyiz Brick. Ben bir hırsızım. Daha otobüsten inmeden yakalarlar beni. Bak Queen, o paraları yerine koyalım. Çaldığın eve gidelim ve kasaya yerleştirelim. Eğer kimse bu hırsızlığın farkında olmazsa seni de kimse suçlayamaz o zaman, değil mi? Bak, yani şimdi sen bu paraları geri götürüp o kasaya mı koyalım diyorsun? Tabii. Nasıl olsa adam yanında bir kadınla birlikte dışarı çıktı demedin mi? Evet. O halde önce bir yemeğe, daha sonra bir gece kulübüne gitseler gene de sabahtan önce evine dönemez. Haklısın. O evin anahtarı hala sende mi Queen? Tabii, ceketimin cebinde. Güzel. Şimdi sen o paradan ne kadarını harcadın Queen? Pek iyi hatırlamıyorum ama dur bakayım. Evet, hepsi 20 dolar. Ben sana biriktirdiğim paradan 20 dolarını veririm Queen. Bunu yapmana izin veremem. Senin alnının teriyle kazandığın o parayı alamam senden. Başka çare yok Queen, mecburuz buna. Hem sen namusunla kazandıktan sonra bana iade edersin, olur biter. Bu 20 doları sana borç olarak veriyorum. Anlaştık mı? Peki ya Stephen?
O adam benden önce evine gelirse... Merak etme, gelemez. Smokin'le yanında güzel bir kadınla sokağa çıkan adam saat 4'ten 5'ten evvel eve dönemez. Şimdi saat kaç? 2. Tamam, demek ki daha epey vaktimiz var. Hadi bakalım Queen. Bir dakika Brick. Evet. Seni tanıdığıma çok sevindim Brick. Ben de Queen. İşte 72. sokaktaki ev burası Brick. İkinci katta oturuyor Stefan. Daha gelmemiş galiba. Baksana ev karanlık. Umarım yoksa mahvolurum. Bak Brick. Sen beni otobüs terminalinde bekle. İşimi bitirince gelip seni bulurum. Hayır, birbirimizden ayrılmayalım Queen. Ayrılırsa kapı yutarız. Bu kent tekrar bizi ele geçirir ve kemirmeye başlar. Ben de seninle beraber geleceğim. Peki ama yukarı çıkmak yok. Burada aşağıda bekleyeceksin. Bakarsın adam evdedir. Seni de suç ortağı diye yakalarlar. Tamam peki mı? Queen, git. Seni bekliyorum. Eğer adam içerideyse sakın girme. Kendini tehlikeye atma sevgilim. Sevgilim mi dedin? Ne olur bir daha tekrar et Brick. Sevgilim... Sevgilim. Evet Queen, galiba sana aşık oldum. Tanrım, inanamıyorum. Bana aşık mı oldun? Ya, bana, bir hırsıza. Artık bu hırsız kelimesini de bir daha duymayayım ağzından. Hadi Queen, git o parayı yerine bırak da gel. Gidiyorum. Merak etme, birkaç dakika sonra yanındayım Brick. Tanrım, ne olur ona yardım et. Queen benim son kozum. Bu bataklıktan beni kurtaracak olan tek insan. Küçük şirin kentimizde Queen, ben ve belki de çocuklarımız yepyeni bir hayata başlayacağız. Tanrım, polis arabası. Sakın olayı haber almasınlar. Biz devriye gezen polisleriz bayan. Evet. Gecenin bu saatinde buraları tehlikelidir. İsterseniz gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. Hayır. Bir arkadaşımı bekliyordum. Şimdi gelir. Çok teşekkür ederim polis bey. O halde iyi geceler bayan. Tanrım, ben de sanmıştım ki korku aklımı başımdan almış. İyi ama Queen nerede kaldı? Çoktan gelmesi lazımdı. Brick'i. Queen, buradayım. Brick'i, çabuk kaçalım. Gidelim buradan. Dur Allah aşkına Queen, ne oldu anlatsana. Niye kaçacağız? Kaçmalıyız Brick'i, gitmeliyiz. Müthiş bir şey oldu. Çok müthiş. Ne oldu anlat çabuk. Öldürmüşler. Onu öldürmüşler. Stephen Grivers'ı öldürmüşler. Yukarıda yerde yatıyor. Tanrım. O paralarını çaldığın adamı mı öldürmüşler? Evet. İyice baktım yüzüne oydu Brick'i. İşler iyice karıştı. Peki şimdi ne yapacağız? Ben polise gidip gerçeği anlatacağım. Olmaz. İnanmazlar sana. Cinayeti senin işlediğini sanırlar Queen. Asarlar seni. Başka sonra. Çarem yok Brick'i. Kaçamam. Kaçarsam suçu benim üzerime yıkarlar. Hadi. Sen şimdi git sevgilim. Gideyim mi? Nereye? Nereye gideyim Queen? Nereye istersen oraya git. İstersen bizim küçük kentimize git. Daha otobüsün kalkmasına zaman var. Biletini al ve git. Bu cehennemden sen kendini kurtar hiç olmaz. Hayır. Sen olmadan hiçbir yere gitmem. Bunu kafana iyice yerleştir. Canımı sıkıyorsun. Keşke seni bu pis işe hiç karıştırmamış olsaydım. Yalvarırım git Brick. Git kendini kurtar. Bir şey öğrenmek istiyorum Queen. Bu adamı sen öldürmedin değil mi? Doğruyu söyle bana. Bu adamın katili sen değilsin değil mi? Hayır, yemin ederim ki onu ben öldürmedim. Ben sadece parasını çalmıştım. Bana inanıyorsun değil mi Brick? Evet inanıyorum Queen. Sen zaten cinayet işleyecek bir adam değilsin. Tamam işte onu benim öldürmediğimi öğrendin. Git artık buradan. Git. Git, benim için başını derde sokma, git. Ama adamı sen öldürmedin ki. Kolumu da çekme öyle. Gitme beni Queen. Nasıl olsa sonuna kadar seninle kalacağım. Bu işi yapanları bulacağız ve seni temize çıkartacağız. Delirmişsin sen, katili nasıl buluruz? Bu polisin işi. Buluruz. Şimdi önüme düş de şu eve birlikte girelim ve bir ipucu bulmaya çalışalım. Peki Brick, hayatımda senin kadar inatçı, cesur bir kıza rastlamadım. Aynı zamanda seven bir kıza, unutma Queen. O da burası. Ne arayacağız burada? Ne oldu? Tanrım. Zavallı adam. Bak hala göğsünde kan var Queen. Evet. Tabancayla öldürmüşler. Silahı da alıp götürmüşler. Adamı belki de para için öldürdüler, ne dersin? Sen kasayı açtığında bir şeyin farkına vardın mı? Herhangi bir şey çalınmış mı acaba? Ne bileyim ben.
Adamı böyle ölmüş görünce hemen parayı kasaya koyup senin yanına geldim. Şu kasayı aç da içine bak bakalım, bir şey alınmış mı? Peki. Sanmıyorum bir şey alsınlar. Çünkü odaya girdiğimde tablo yerinde asılıydı. Bir şey alınmış mı, ne dersin Queen? Hayır, sanmıyorum. Mücevherler ve evraklar hepsi yerli yerinde. Ne yapıyorsun cesede? Dokunma ona sakın Bricky. Üzerini arıyorum. Ceplerinde ne var ne yok bakalım. Bir ipucu lazım bize. Bir şey bulabildin mi bari? Biraz bozuk para. Bir tiyatro bileti. Birkaç kart vizit. Bir de fotoğraf. Bir kıza ait. Bakayım. Vay canına. Bu resimdeki kız bugün Stephen'la birlikte evden çıkan kız. Adı da Barbara'ymış. Resmin arkasında öyle yazıyor. Herhalde zavallı adamın nişanlısı olacak. Buraya ne diye girdik sanki? Ne bulabileceğimizi sanıyoruz? Herhalde bu adamı ben öldürdüm diye yazılı bir kart vizit bulacak değiliz, değil mi? Bak, adamın yanındaki kadının kim olduğunu ve adını bile öğrendik. Hadi odayı araştıralım Queen. Nasıl istersen. Saat 3. 3 saatimiz var daha seni temize çıkartmak için. Ve de bu uğursuz kentten kurtulmamız için. Queen. Ne var? Sigara içen bir adam aynı zamanda da pro içer mi? Sanmıyorum. Pro tiryakileri kolay kolay sigara içmezler. O halde katil pro içiyordu Queen. Bak, tabloda 2 tane sönmüş pro var. Stephen'ın sigara tabakası ise burada duruyor. Vay canına. Hakkın var Bricky. Stephen sigara içtiğine göre pro'yu da katil içiyordu mutlaka. Ve bu demektir ki katil Stephen'ı tanıyordu. Adamı evine almış, konuşmuşlar ve sonra ne olmuşsa olmuş katil Stephen'ı öldürmüş. Doğru. Dedektif gibisin Bricky. Hem onlardan da iyi. Bir de kibrit var burada Queen. Kibrit mi? Olabilir. Ne özelliği var ki? Ama bu kibrit bir kadına ait Queen, Stephen'ın değil. Bir kadına ait olduğunu nereden anladın? Çünkü esans kokuyor. Erkekler esans kullanmaz. Bu kibrit bir çantanın içindeymiş. Hem de buram buram esans kokan bir çantanın içinde. Haklı olabilirsin ama yabancı bir adamdan sonra şimdi de bir kadın mı karıştı bu pis cinayetin içine? Evet Queen. Adını bilmediğimiz bir adamla bir kadın Stephen'ı ziyaret etmişler bu gece. Sonra da adamı öldürmüşler. Belki de kadın adamdan önce geldi, sigarasını içti. Bu arada kibritini burada unutarak gitti. Olamaz mı yani? Olabilir ama Stephen gibi adamlar böyle ucuz esans kullanan kadınlarla ilgilenmezler. Bu kadının zengin ve sosyeteden olmadığı kullandığı esanstan belli. Yani? Bence kadınla adam birlikte ziyaret ettiler Stephen'ı. Baş canına bu da ne? Ne oldu, ne buldun? Bir düğme. Kahverengi bir düğme. Ucu da kırılmış. Belki katilindir. Stephen'la boğuşurken üzerinden kopmuştur. Olabilir. Bak şimdi Queen. Cinayet işleyen bir insan hiçbir zaman sakin olamaz, değil mi? Mesela sen adam öldürsen sakin olabilir misin? Ne bileyim, hayatımda hiç adam öldürmedim ki. Doğru ama gene de cinayet işleyen bir insanın asabı bozuktur. Bunun için herhalde bir eczaneye gidip sakinleştirici bir ilaç isteyebilir. Olamaz mı? Kim bilir, belki de olabilir. O halde Queen, yapacağın ilk iş bu civardaki nöbetçi eczaneyi bulup adamın ağzından laf almak. Dur bir dakika. Ben eczaneye bakarken bu arada sen ne yapacaksın? Ben de ayrı bir yoldan katili arayacağım. Bak Bricky, boşuna uğraşıyoruz. Sabahleyin gün doğunca polis peşime düşecek. Sonra da gelip beni enseleyecek. Bu kadar umutsuz olma sevgilim. Daha önümüzde birkaç saatimiz var. Göreceksin, katili bulup seni temize çıkartacağız. Sonra da yepyeni bir yaşama birlikte gideceğiz seninle. Öyle olsun. Evin ikinci anahtarını da ben alıyorum Queen. Nasıl olsa sende de bir tane var. Hiçbir şey bulamazsak 6'ya çeyrek kala bu evde buluşuruz, tamam mı? Niçin 6'ya çeyrek kala? Bizim kente kalkan ilk otobüs 6'da da 10'da. Affedersiniz, bir dakika bakar mısınız? Buyurun, bir şey mi istiyorsunuz? Evet efendim, sinirlerim çok bozuk, bütün vücudum titriyor. Acaba bu halde olan bir insana ne tavsiye edersiniz? Bildiğim en iyi ilaç yarım bardak su içine biraz amonyak koyarak içmek. Yani asabı bozulan her insana bunu mu tavsiye edersiniz? Genellikle, kesin ve tesirlidir çünkü. Ne kadar garip. Bu gece sinirden şikayet eden ikinci insan sizsiniz. Sizden önce birisi geldi, onun da derdi aynıydı. Benden önce birisi daha mı geldi dediniz? Demek ki yalnız sinirleri bozuk olan ben değilim. Evet. Bana bu ilaçtan biraz verir misiniz? Tabii, şimdi hazırlarım. O dediğiniz adam herhalde benden daha sinirliydi, ne dersiniz? Evet, sinirinden yerinde duramıyordu.
İkide bir de kapıya gidip bakıyordu. Evet. Sanki takip ediliyormuş gibi bir hali vardı zavallının. Bakın, anlattığınız adam bir arkadaşıma benziyor. Sakın o olmasın. Adı Eddie'dir. Tipi nasıldı o adam? Zayıf bir adamdı. Senden biraz uzun boyluydu. Sonra saçları da sarıydı. Sarışındı dediniz değil mi? O halde mutlaka bizim Eddie'dir. Sırtında da kahverengi bir elbise vardı değil mi? Evet, kahverengi bir elbise giymişti. Ama o bahsettiğiniz arkadaşınız hastaydı galiba. Olabilir, bir haftadır görmedim kendisini. Titreyip duruyordu, ceketinin yakısını da kaldırmıştı. Hatta kendisine grip ilacı vermek istedim ama almadı. İnatçıdır biraz, sonra ne yaptı? Bana şehir hastanesinin telefon numarasını sordu. Söyleyince de kulübeye gidip telefon etti. Sonra da çıkıp gitti. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bir şey değil, işte ilacınız da hazır, buyurun. Hey delikanlı, nereye gidiyorsun? İlacını içmeyecek misin? Hayır, teşekkür ederim. Sinirlerim yatıştı. Gerek kalmadı ilaca. Hoşçakalın. Sinirleri yatışmışmış. Bu adam sinirli değil. Resmen deli be. Affedersiniz hemşire hanım. Buyurun, bir şey mi istediniz? Bir saat kadar önce uzun boylu, zayıf, sarışın ve kahverengi elbiseli bir adam hastanenize geldi mi? Ambulansla mı? Yok, hayır. Yürüyerek gelmiş olmalı. Tek başına. Yok, hayır. Öyle birisi gelmedi. Adını biliyor musunuz? Hayır. Ama ceketinin yakalarını üşüyormuş gibi kaldırmıştı. Bakın işte böyle. Şimdi hatırladım. Oldukça garip bir hali vardı. Yakalarını kaldırmış demeseydiniz gene de hatırlayamazdım. Evet, bahsettiğiniz o tipte bir adam geldi ve yukarı çıktı. Nereye? Kaçıncı kata çıktı? 4. kata. Herhalde daha oradadır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İşte kahverengi elbiseli adam kanepeye oturmuş bekliyor. Namussuz herif, sonunda enseledim seni. Sigara içer misiniz? Tabii. Son sigaramı içeli 20 dakika olmuştu. Sigarasızlıktan neredeyse çıldıracaktım. Haklısın. Senin durumunda olan bir insan için sigara en büyük ilaçtır değil mi? Hem de nasıl? Herhalde pirolarını bitirmişsindir. Evet. Zaten bir tek pirom kalmıştı. İyi ama siz benim piro içtiğimi nereden biliyorsunuz? Senin o meşhur pirolarını Grievous'ın evinde görmüştüm. Kimin evinde dediniz? Grievous. Stephen Grievous. Hani 72. sokaktaki eczaneden aldığın sinir ilacı iyi geldi mi bari? Fakat anlayamıyorum. Eczaneye gittiğimi nereden biliyorsunuz? Seni adım adım izledim ahbap. Niye? Seni yakalamak için. Söyle bakalım. Stephen Grievous'ı neden öldürdün? Sen deli misin be? Grievous diye birini tanımıyorum bile. 72. sokakta oturuyor. Nasıl tanımazsın? Adamı tek kurşunla öldürmüşsün hem de. Demek ki iyi nişancısın. Bakın, söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Beni rahat bırakır mısınız? Tabii, seni rahat bırakacağım. Ama önce cinayeti işlediğini itiraf edeceksin ondan sonra. Ne cinayeti? Neyi itiraf edeceğim be? Konuş, yoksa suratını dağıtırım seni. Konuş! Sana! Delisin sen! Niye vuruyorsun? Ne yaptım sana ben? Hey, ne oluyor orada? Size söylüyorum, kesin kavgayı. Hanginizin adı Bay Carter? Benim. Ne oldu? Ne oldu, çabuk söyleyin. Size bir müjdem var Bay Carter. Ne olur söyleyin, çabuk olun lütfen. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Kutlarım sizi. Teşekkür ederim Ebe Hanım. Çok teşekkür ederim. Kucaklayın beni delikanlı. Ama kutlayın beni. Beş tane kız çocuğundan sonra nihayet 6.'sı oğlan oldu. Ama sevinçten çıldıracağım. Fakat hay Allah, ben de sanmıştım ki. Buyurun hanımefendi, taksi mi lazımdı? Sizden bir ricada bulunacaktım şoför bey. Buyurun. Bu gece hep burada mıydınız? Evet, gece yarısından beri buradayım. Zaten geceleri çalışırım ben. Gece yarısından sonra arabanıza tek başına bir kadın aldınız mı? Bir kadın mı? Ha evet, aldım. 2 saat kadar oluyor. O kadının nerede indiğini hatırlıyor musunuz? Tabii. Bir şey daha soracağım şoför bey.
Acaba kadının kullandığı esansa dikkat ettiniz mi? Hayır. Niye sordunuz? Benim için çok önemli de ondan. Kadınlar genellikle koku sürmeden dışarı çıkmazlar. Mutlaka o kadın da bir koku sürmüştür. Vallahi kadın bir koku sürmüştü tabii. Ama o kokunun adını bilemem. Nasıl bir kokuydu bu? Nasıl söylesem? Hani hafif bir nane kokusu vardır. Bilir misiniz? Bilmez olur muyum? O kadının sürdüğü koku öyle miydi? Evet, aşağı yukarı öyle bir şeydi. Çok teşekkür ederim şoför bey. O halde beni o kadını bıraktığınız yere götürün lütfen. Tabii, buyurun. İşte geldik. Şu yeşil kapılı evi görüyor musunuz? Evet. O kapıdan içeri girdi. Çok teşekkür ederim şoför bey. Rica ederim. Kim o? Kimsiniz? Açın, sizinle görüşmek istiyorum. İyi ama siz kimsiniz? Adınızı verin bana. Beni tanımazsınız. Kapıyı açın da öyle konuşalım. Hayır, açmayacağım. Sizi tanımıyorum. Siz bilirsiniz. O halde polise giderim ben de. Hayır hayır. Polise gitmeyin. Açıyorum. Kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Önce müsaade ederseniz içeri gireyim. Sokak ortasında mı konuşacağız sizinle? Tabii. Buyurun. Benden ne istiyorsunuz? Bu gece 72. sokaktaydınız değil mi? Ama... Orada bir eve girdiniz. Bakın ben... Sonra evden çıktınız, sinirli bir haldeydiniz ve sokağın başında duran bir taksiye binerek buraya geldiniz. Rica ederim yavaş konuşun, komşular duyabilir. Anlattıklarım doğru değil mi? Evet, doğru. Ve zavallı adamı öldürdün değil mi? Evet, onu öldürdüm. Ama ona zavallı demeyin. O serserinin gözü dönmüş ırz düşmanının biriydi. Ne olursa olsun bir cinayet işlediniz. Evet, elimi kana buladım biliyorum. Siz kimsiniz? Bana soru sormayın bayan. Adınız neydi? Helen Kırcım. Üzerinize bir şey giyin de o eve gidelim. O eve mi? Asla oraya adım atmam artık. İsterseniz beni asın, hapsedin ama o eve götürmeyin, yalvarırım. Mecburuz buna. Oraya gitmek zorundayız. Ay, lütfen susun. Kocam geldi. Ne olur bir şey öğrenmesin. Yalvarırım susun. Peki ama o eve gideceğiz. Söz veriyorum gideceğiz. Harry, sen mi geldin sevgilim? Evet Helen, uyumadın mı hala? Oo, misafirimiz de varmış. Helen, kim bu bayan? Bu Betty şekerim. Çalıştığım daireden. Hani geçenlerde elbise dikiyordum ya. İşte beli bol gelmişti, onu prova yapacaktık. Öyle mi? Gecenin bu saatinde de elbise provası mı yapılırmış? Neyse, karnım çok aç. Ben bir şeyler hazırlayayım kendime. Olur sevgilim, ben de Betty'yi evine kadar geçirip geleyim. Gecenin bu saatinde dışarı çıkılır mı yavrum? Uzak değil ki hayatım. Köşe başında oturuyor Betiler. Hani bakkalın yanındaki apartmanda. Peki ama fazla gecikme. Merak etme sevgilim. 15 dakika sonra yanındayım. Zavallı Harry. Şimdi gömleklerini kim yıkayacak onu? Eli çocuk gibidir. Hiç kendine bakmaz. Kendine boşuna eziyet ediyorsun Elin. Bunun sana hiçbir faydası dokunmaz ki. Haklısın ama ben o adamı öldürmek istemiyordum. Yemin ederim ki böyle bir niyetim yoktu. Adamla odada yalnız mıydı? Evet. Tabancayı yanında mı taşıyordun? Evet, çantamın içinde bulundururdum. Adama bir sefer ateş ettin değil mi? Evet ama tetiği nasıl çektiğimi hatırlamıyorum bile. Evet ama o adam öldü Erhan, anlıyor musun? Bunu gözlerimle gördüm. Hem de göğsünden vurmuşsun. Kanı bile kurumamıştı. Onu öldürmek istememiştim ki. Bütün kabahat çalıştığım dairedeki kız arkadaşımdaydı. O partiye beni götürmek için günlerce dil döktü. Sonra da kandırdılar. Beni adamla yalnız odada bırakınca korktum. Gitmek istedim ama beni bırakmadılar. Hemen umutsuzluğa kapılma Ellen. Belki de mahkeme insaflı davranır. Meşru müdafaa dersin. Nihayet namus meselesi değil mi? Evet, namusumu kurtarmak için ateş ettim ona. Zira benden çok kuvvetliydi. Eğer onu ateş etmeseydim belki de emeline ulaşacaktı. Ama niyetim onu öldürmek değil, korkutmaktı. İşte geldik. Nereye geldik? Cinayeti işlediğim eve. Oraya gitmiyor muyuz? Evet. O halde ev işte burası. Giriş katı.
Tanrım, o kadar korkuyorum ki. Fakat benim dediğim apartman burası değil ki. Kaçarken evin kapısını açık bırakmıştım. Gelin benimle. İşte kapı hala açık. Girecek miyiz içeri? Ben... Girelim. İşte adam hala yerde yatıyor. Oradan bakamayacağım. Ellen, senin ateş ettiğin adam bu mu? Evet, o ırz düşmanı bu işte. Fakat bu yaşıyor Ellen, görmüyor musun? Yaşıyor mu? Tabii, baksana adamın yarası falan yok. Bu sadece içkiden sızmış. Fakat ben ona ateş ettiğimi gayet iyi biliyorum. Anlaşılan kurşun boşa gitmiş. Baksana nasıl nefes alıyor. Geldin mi güzelim? Yanıma gel, ayakta durma. Oo, hem de iki kişisiniz ha. Gel Ellen, kaçalım. Eğer adam ayılacak olursa bu sefer ikimize de saldırır. Çabuk kaçalım. Tanrım, sana şükürler olsun. Demek ki ben katil falan değilim. Evet, öldürdüğünü sandığın adam sapasağlam, hem de yaşıyor. O halde evime, kocama gidebilirim değil mi? Evet Ellen, gidebilirsin. Şimdi git, bir daha da böyle partilere falan gitme. Unutma ki evlisin ve seni seven bir kocan var. İşte böyle Breki. Evet Queen, hala başladığımız yerdeyiz. Artık yapacak bir şey yok sevgilim. Polisin gelmesini bekleyeceğim. Nerede? Burada mı? Evet, burada. Stephen Grivas'ın başucunda hem de. Delisin sen. İlk duruşmada seni elektrikli sandalyeye gönderdiler. Ne yapayım yani? Ne yapmamı istiyorsun? Dinle Queen. Sen temize çıkacaksın, eminim bundan. Önce sakinleş, aklını başına topla. Telefon. Telefon çalıyor Breki. Biliyorum Queen. Ne yapacağız? Çalıyor hala. Biraz cesaretlen Queen ve telefonu aç. Bakalım kimmiş arayan. Hayır Breki. Ne diyeceğim arayana? Benim kim olduğum, orada ne aradığımı soracak. Telefonu aç Queen. Peki. Alo? Alo Stephen, sen misin sevgilim? Stephen, ben Barbara. Uyku tutmadı bir türlü, biliyorsun sinirlendiğim zaman hep böyle olurum. Bu gece sana gerçekten darılmıştım Stephen. Ama seni o kadar çok seviyorum ki gene de gururumu ayaklar altına alarak aradım seni. Ne istiyorsun Barbara? Niye o papağan barına gittik Stephen? Bardaki o kadın kimdi? O kızıl saçlı, yeşil elbiseli kadın kimdi? Onu tanımıyor. Bana yalan söyleme Stephen. Tanımıyorsun da niçin senin yanına yaklaşıp bu gece evine geleceğini söyledi? Fakat... Kimdi o kadın? Hala yanında mı yoksa? Oh Tanrım! Oysa ben neler hayal etmiştim Stephen. Bir yuva, çocuklarımız... Artık her şey bitti, her şey. Kapattı telefonu. Zavallı kızcağız nasıl da ağlıyordu. O asıl yarın sevgilisinin öldürüldüğünü duyunca ağlayacak. Evet, şimdi bu gece buraya Stephen'ın evine bir kadının geldiğini artık kesin olarak biliyoruz belki. Evet, demek ki tahminlerimizde yanılmamışız. Evet ama o kızıl saçlı yeşil elbiseli kadını nasıl bulacağız? Arayacağız. Queen, şu cesedi, yani Stephen'ın üzerini bir kez daha arasana. Bırak şu ölüyü canım, zaten buz gibi soğuk. Hem sonra daha önce de aramıştık ya. Evet ama belki de gözümüzden kaçan bir şey olmuştur. Peki. Pantolon cepleri boş. Ceketinin cepleri de. Yeleğinin cepleri de boş. Aa, burada bir şey var. Bak, bir kağıt. Bir çek bu. 10.000 dolarlık bir çek hem de. Tarihine bak Queen. Tarihi? Vay canına, bunun tarihi geçmiş mi? Bak, banka çekin arkasına karşılığı yoktur damgasını da vurmuş. Yani karşılıksız bir çek. Evet Breki. 10.000 dolarlık karşılıksız bir çek. Fakat bunun için rahatlıkla cinayet işlenebilir Queen. Nasıl yani? Çeki veren adam Stephen'ı öldürebilir. Öyle ya, adam buraya geldi, Stephen'ı öldürerek çeki ele geçirmek istedi ama bulamadı. Sonra da kaçtı. Vay canına. Belki de haklısın Breki. Bunu daha önce nasıl da düşünemedik. Çeki veren adamın ismi ne? Holmes. Arthur Holmes.
Arthur Holmes mu dedin? Ha. Şu Stephen'ın üzerinden çıkanları ne yaptın Queen? Burada, sehpanın üzerinde. Bak işte buldum. Arthur Holmes hesap uzmanı. Kartın üzerinde telefon numarası var mı? Tabii, olmaz olur mu? Var, var ama bürosunun, evinin değil. Büroda bu saatte kapalı olduğuna göre... Hay aksi. Ha, ama rehberden buluruz. Ha, oldu. Sen rehberden adamın ev telefonunu bulurken... ben de o papağan barına gidip kızıl saçlı kadını soruşturayım. Sence Stephen'ı o kadın mı öldürdü? Evet. İyi ama ya Arthur Holmes? Baksana, Stephen'ı öldürmesi için bir nedeni var ortada. Karşılığı olmayan 10.000 dolarlık bir çek. Cezası da 5 yıl hapis. Ha, iyi ya, sen Arthur Holmes'un peşine düşeceksin... ben de o kızıl saçlı kadının... Böylece ikimizden biri gerçeğe ulaşacak sonunda. Ama senin bu saatte o bara gitmen tehlikeli bir şey Bricky. Buna izin veremem. Başka seçeneğimiz yok sevgilim. Daha 2 saatimiz var. Bak Bricky. Boş lafları bırakalım Queen. Ben gidiyorum. Sen de üzerine düşeni yapsan iyi olur. Hay Allah kahretsin, ne inatçı kızsın sen. Seninle evlenirsek nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Arthur Holmes. Bir Arthur Holmes da. Bir tane de. 3 tane Arthur Holmes. Neyse, önce şundan başlayalım. Alo? Affedersiniz, Bay Arthur Holmes'u rica edecektim. Öyle mi? Geç kaldınız efendim. Kocam yarım saat evvel evden çıktı gitti. Nereye gittiğini biliyor musunuz acaba? Bilmez olur muyum? Karakola gitti. Karakola mı? Niye, bir suçu mu vardı? Suç mu? Kuzum siz neler saçmalıyorsunuz? Benim kocam polistir. Cinayet masasında görevlidir kendisi. Ya öyle mi? Bilmiyordum, özür dilerim. Bundan iş çıkmadı. İkinci Arthur Holmes'u arayalım bakalım. Alo? Oh, Bixby, sen misin sevgilim? Biliyordum beni arayacağını. Saatlerdir telefonun başından ayrılmıyorum. O kadar korkuyorum ki bilemezsin. Bakın ben... Biliyorum senin o cins erkeklerden olmadığını Bixby. Ama bir an için senin kaçıp gidebileceğini düşünmüştüm. Öyle ya, tüm mücevherlerimi, paralarımı, her şeyimi sana verdikten sonra öyle düşünmüştüm işte. Hay aksi, beni birine benzetti galiba. Bakın bayan, şimdi ben... neredesin Bixby? Gelip beni alacak mısın sevgilim? Bakın bayan, ben Bixby falan değilim. Özür dilerim. Arthur Holmes'la görüşmek istiyordum. Oh, ben de Bixby sanmıştım sizi. Babam evde yok. Geçen hafta Kanada'ya gitti. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sıra 3. ve son Holmes'ta. Hadi gayret koyun. Alo? Alo? Kimi aradınız? Bay Arthur Holmes'u rica etmiştim. Hesap uzmanı Holmes. Holmes'ten ne istiyorsunuz? Bunu ancak ona söyleyebilirim. Bana söyleyin, ben kendisine söylerim. Özür dilerim ama söyleyeceklerim ancak kendisini ilgilendirir. Söyleyin. Arthur Holmes benim. Kimsiniz? Beni tanımazsınız ama gene de adımı söyleyeyim. Adım Queen. Peki Bay Queen, ne istiyorsunuz benden hem de bu saatte? Elimde bir çek var Bay Holmes. Hem de sizin imzanızla Bay Stephen Gribbs adına yazılmış. Çek mi dediniz? Evet, 10.000 dolarlık. Karşılıksız bir çek hem de. Bu çek sizin elinize nasıl geçti? Orası önemli değil Bay Holmes. O çekin sizde olduğundan kimsenin haberi var mı? Hayır, yalnız ben biliyorum. Çeki bir başkasına gösterdiniz mi? Yani kimseye söylediniz mi? Hayır dedim ya. O halde benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Bu çeki size geri verecektim. Ha, öyle mi? O halde getirin de görelim. Tabii. Yalnız sizi nerede bulabilirim? 51. sokakta bir bar vardır, Owens Barı. Yarım saat sonra o barda olacağım. Sabaha kadar açıktır orası. Sizi orada bekleyeceğim. Anlaştık Bay Holmes. Yarım saat sonra Owens Barı'nda. Affedersiniz, bakar mısınız? Buyurun efendim. Bir şey mi arz ettiniz? Evet, size bir şey soracaktım. Buyurun. Yalnız mısınız? Evet, şey, yani hayır diyecektim. Arkadaşım kapının önünde arabasıyla beni bekliyordu. Ya, öyle mi? Sorun ne soracaksınız? Ben
kızıl saçlı yeşil elbiseli bir kadını arıyordum. Kızıl saçlı mı? Evet, birkaç saat önce bu bardaymış. Bir arkadaşım söyledi, kendisini görmem lazım. Ha, şimdi hatırladım. Siz Joanne'i soruyorsunuz. Ha, evet, Joanne'i. Ah, bir türlü adı aklıma gelmemişti. Kendisi nerede şimdi? Vallahi daha önce bizim barda çalışırdı ama sonra çıktı. Arada sırada buraya eski dostlarını görmeye gelir. Acaba onu nerede bulabilirim? Bir dakika lütfen. Mary, bakar mısın biraz? Evet, Mary. Ne oldu? Kim bu kız? Joanne'i soruyor. Arkadaşıymış. Evet, uzak yoldan geldim. Burada olduğunu söylemişlerdi bana. Evet, bir zamanlar öyle. Ama şimdi burada değil. Nerede kalıyor? Kendisini mutlaka bulmam gerek. Bizim barın yanındaki otelde. Bir aydır orada kalıyor. Oda mı istiyorsunuz bayan? Hayır. Burada kalan bir arkadaşımı arıyordum. Öyle mi? Adı neydi? Joanne. Kızıl saçlı yeşil elbiseli. Anladım. Joanne Bristol. Evet. Kaç numaralı odada kalıyor? Bir saniye lütfen. Joanne. Evet işte 18 numaralı oda. Teşekkür ederim. Telefonla geldiğinizi haber vereyim. Yok hayır. Kendisine sürpriz yapacağım. Benim çok eski bir arkadaşımdır. Madem arabanızın içinde konuşacaktık, niye beni bara davet ettiniz Bay Holmes? Sizin yalnız geldiğinizden emin olmak için. Ama görüyorum ki yalnızsınız. Evet. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Merak etmeyin. Şöyle münasip bir yer bulalım, konuşuruz. Bakın burası iyi işte. Nehir kenarında niye durduk? Konuşun bakalım. O elinizdeki çek için kaç para istiyorsunuz benden? Para istemiyorum Bay Holmes sizden. Ne yani, şimdi sen bu çeki bana vermek için mi sabaha karşı telefonla aradın? Hayır. O halde konuş, bu çekin karşılığında ne istiyorsun benden? Özgürlüğümü Bay Holmes. Anlayamadım. Özgürlüğünü mü dedin? Neler saçmalıyorsun sen? Siz bu çeki geri alabilmek için bu gece Stephen Grievous'ı evinde tabancayla vurarak öldürdünüz. Hayır. Ben kimseyi öldürmedim. Onu siz öldürdünüz. Polise gidip her şeyi anlatacaksınız şimdi. Delirmişsin sen. Ben katil falan değilim. Katilsin. Sen... Başım dönüyor. Gözlerim... Uyuyacağım galiba. Tabii uyuyacaksın. Barda içtiğim içki de uyku ilacı vardı. Niye? Beni uyutmak istiyorsun. Sen uyuduktan sonra seni nehre atacağım. Ama önce üzerindeki o çeki bulmalıyım. Katil... Kazanamayacaksın. Seni benim öldürdüğümü kimse bilmeyecek. Ricky, kız arkadaşım her şeyi biliyor. Evet, ne istiyorsun? Sen Joanne'sin değil mi? Joanne Bristol. Evet. Ya sen kimsin? Önemli değil, beni tanımazsın. İçeri girebilir miyim? İçeride ne yapacaksın? Ne söyleyeceksen burada söyle. Sanırım burada söylemem işine gelmez. Ne demek istiyorsun, açık konuş. Sana bir ölüden selam getirdim Joanne. Bir ölüden mi? Neler saçmalıyorsun? Evet, sağlığında Stephen Grievous'tı o ölünün adı. Stephen? Tanrım. Gel içeri gir. İçeride konuşalım. Şimdi konuş bakalım. Sen Stephen'ı nereden tanıyorsun? Onun kız arkadaşıydım. Bu gece beni evinde bekliyordu. Hatta bana bir de anahtarını vermişti. Kapıyı açıp içeri girdiğimde Stephen'ı öldürülmüş buldum. Tabii hemen etrafı velveliye verip polis falan çağırdın değil mi? Yok hayır, hiç çağırır mıyım? Sonra cinayeti benim işlediğimi sanırlar. Peki eve girerken yanında başka biri var mıydı? Hayır, yalnızdım. Yani şu anda Stephen'ın öldürüldüğünü senden başka kimse bilmiyor mu? Hayır, bilmiyor. Ne o, bakıyorum bavullarını hazırlıyorsun. Yoksa kaçmayı mı düşünüyordun ha? Evet, artık gidiyorum bu kentten. Ama polisin elinden kurtulamazsın Joanne. Hey Joanne, gelsene biraz buraya. Bir dakika, geliyorum. Bekle burada, geleceğim şimdi. Tam zamanı. Şu bavula bir bakayım, belki bir tabanca yahut başka bir şey bulabilirim.
Bu da ne? Otelin hesap pusulası. Yanıma alayım, belki lazım olur. Evet, nerede kalmıştık? Ha, Stefan'ı öldürmüşler diyordun değil mi? Ve onu senin öldürdüğünü söylüyorum Joan. Bak kızım, sen masal söylüyorsun. Buraya yalnız mı geldin? Evet, herhalde mahalleyi peşime takacak değildim. Peki Stefan'ı bizim öldürdüğümüzü nasıl kanıtlayacaksın? Sizi bu gece barda konuşurken gören biri var. Sonra Stefan'ın evine girerken de görmüşler. Kıpırdama küçük kız. Anlaşılan sen çok şey biliyorsun. Tanrım, elinizdeki o tabanca, yoksa beni de mi Stefan gibi öldüreceksiniz? Belli olmaz. John, sıkı tut şu kızı. Anlat bakalım, bizi nasıl buldun? Cinayet yerinde bıraktınız, otelin hesap pusulasından. Hesap pusulası mı? Joanne, aptal kadın, sana defalarca tembih etmiştim evde bir şey bırakma diye. Salak karı. Bak, hesap pusulasını Stephen'ın evinde unutmuşsun. Olamaz. Evden ayrılırken yanıma almıştım pusulayı. Biraz önce de bavulun içindeydi, gayet iyi hatırlıyorum. Bak bakalım, yoksa bu kız mı bize yalan söylüyor? Hayret, ben bavula koyduğumu sanıyordum. Belki de kız haklı Griff, onu evde unuttu. Allah kahretsin seni! Pusula nerede, yanında mı? Yok canım, hiç yanıma alır mıyım? Nerede olduğunu çabuk söyle, yoksa gözlerini oyarım senin. Stephen'ın cesedinin yanında. Niye sanki bu kızı peşimize taktık Griff? Onu öldürseydik ya. Kes çeneni aptal. Dua et de hesap pusulasını bulalım, yoksa mahvoluruz. İşte geldik. Gir içeri. Bağırayım deme, kurşunu beynine yersin sonra. Merak etmeyin, sesimi bile çıkartmam. Dua et de hesap pusulasını bulalım. Eğer bulursam seni öldürmem, ama bulamazsan işim bitiktir. Burada pusula falan yok Griff. Kız bize yalan söylemiş olacak. Aptal aptal konuşma, iyice ara. Oralarda yoksa bu kızdadır veya bir yere saklamıştır. Yok işte, her tarafı aradım, yok. Bak kızım, canını seviyorsan doğruyu konuş. Pusulayı nereye koydun? Size söyledim ya, pusula cesedin yanındaydı. Her tarafa baktım, yok. Yalan söylüyorsun bize. Konuş, konuş, pusulayı nereye sakladın? Polisin elinden kurtulamayacaksınız. Elektrikli sandalyede can vereceksiniz. Şimdi görürsün sen. Daha ne duruyorsun Griff? Stefan'ı öldürdüğün gibi bu kızı da öldür hadi. Ha bir, ha iki cinayet, ne fark eder? Doğru söylüyorsun Joan. Öldüreceğim onu. Vuruldum. Bana kim ateş etti Joan? Ben. Kıpırdamayın. Hey kadın, sen de onunla birlikte duvara doğru gidin. Quinn, sevgilim. Nasılsın Bırak'ı? Bir şeyin yok ya. Hayır, sabah sağlamım ama çok korktum. Eğer zamanında yetişmeseydim kurşunu beynime yiyecektim. Yeni gelmedim ki. Yarım saatten beri buradayım Bırak'ı. Yarım saatten beri buradasın da niye daha önce müdahale etmedin? Ben burada ecel telleri dökerken sen bizi seyrediyordun. Ama he? Sevgilim, olanı biteni öğrenebilmek sus, için. Konuşma. Evlendiğimiz zaman soracağım sana bunları. Peki peki kızma. Şimdi polise telefon edelim. Polise mi? Ha, tabii. Katilleri burada bağlayıp cesedin yanına bırakacağız. Polis de gelip teslim alsın. Aferin Queen. Yavaş yavaş kafan işlemeye başlıyor. Buyurun polis merkezi. Size bir cinayet ihbarı yapmak istiyorum polis bey. Cinayet ihbarı mı? Evet. Burası 72. sokak. Otobüsün kalkmasına ne kadar zaman var sevgili? 15 dakika Queen. Demek ki bu lanet kentten ayrılmamız için daha 15 dakika zamanımız var ha? Evet. Vay canına. Telefon açalı 5 dakika olmadı be. New York polisi gerçekten süratli. Sormayı unuttum Queen. O Holmes denilen hesap uzmanını buldun mu? Bulmaz olur muyum? Adam az kalsın beni öldürüyor. Öldürüyor muydu, neden? Uzun hikaye. Holmes bu çek olayından benden başkasının haberi olmadığını sanarak beni öldürmek istedi. İçkime uyku ilacı katıp beni nehre fırlatacaktı ama sonradan vazgeçti. Neden? Son anda bu çek olayından senin de haberdar olduğunu söyleyince korktu ve beni öldürmedi.
Dahası yüzümü gözümü yıkayarak uykumun açılmasını bile sağladı. Desene benim sayemde yaşıyorsun. Evet öyle. Peki Joel'le o adam Stephen'ı niçin öldürmüşler? Stephen'ın Roger adında bir kardeşi varmış. Toy bir çocukmuş. Bu Joanne denilen bar kadınına aşık olmuş ve sözde evlenmişler. Sözde diyorum çünkü nikah sahteymiş. Zira o sıralarda Joanne bu Griffith denilen adamla evliymiş. Tabii Roger gerçekten evlendiğini sanmış ha? Evet, tabii Roger'ın haberi yokmuş. Neyse, evli kaldıkları sürece Griffith ve Joanne Roger'ın tüm parasını çekmişler. Roger'a parayı abisi Stephen gönderiyormuş. Roger sık sık para istemeye başlayınca Stephen huylanmış ve kısa bir soruşturma yaptırınca Roger'ın bir bar kadınıyla sahte nikah yaparak evlendiğini öğrenmiş. Tabii Stephen kardeşi Roger'ı bu dolandırıcıların elinden kurtarmış değil mi? Evet ama Joanne ve Griff sonradan Stephen'a gelmişler. Para vermezse durumu sosyete yazarlarına anlatacaklarını söyleyerek skandal çıkarmakla tehdit etmişler. Demek bir de şantaj var işin içinde. Hı hı, evet. Stephen bir iki kere para vermiş başından sağmak için ama şantajcılar işi sıklaştırınca Stephen bir daha para vermeyeceğini söylemiş Griff'le Joanne'e. Hatta Stephen durumu polise bildireceğini söyleyince de zavallıyı öldürmüşler. Şimdi anlıyorum her şeyi. Peki sen bütün bunları nereden biliyorsun? Sana söyledim ya, eve sizden önce gelmiştim. Beklerken bir araştırma yaptım ve bir takım belgeler buldum. Roger'ın abine yazdığı mektubu, Stephen'ın Joanne'e yazdığı mektupların müsveddelerini... Tabii bu arada Stephen'ın savcı arkadaşına yazdığı ama göndermediği bir mektubu da buldum. Stephen, Joanne'le Griffith'in yakalanmalarını istiyordu o mektupta. Desene bizimkiler hapı yuttular. Saat kaç oldu Bricky? Bakayım sevgilim. Oo, 6'ya 5 var, otobüsü kaçıracağız. Seninle saat kaçta tanışmıştık? 1'e 10 vardı Queen. Bire 10 Vardı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan William Irish. Çeviren Leyla Soykut. Uygulayan Tayfun Türkili. Yöneten Metin Çoban. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Queen Erhan Yazıcıoğlu. Bricky Nilgün Barlas. Birinci Adam İlyas Salman. Polis Mahmut Gökgöz. Eczacı Saltuk Kaplangı. Hemşire Uğur Altıntak. İkinci Adam Ersun Kazançel. Ebe Vildan Balçın. Şoför Cengiz Keskin Kılıç. Elon Birsen Kaplangı. Harry Özkan Gürol. Barbara Gül Vergon. Birinci Kadın Nedret Ener. İkinci Kadın Betül Alabora. Holmes Gökhan Mete. Garson Yavuz Şeker. Mary Neşe Erçetin. Katip Hakan Altıner. Joanne Gül Gülgün. Griff Metin Çeliker. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.